Saygıdeğer izleyicilerimiz, İngiltere'de enteresan bir olay var. Boks maçında iki kadın boksör bir araya geliyor. Maç sonunda ise şu an fotoğrafta gördüğünüz gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Boks konusunda arkadaşlar ben buna spor demiyorum. Kusura bakmayın. Belki geri kafalıyım bu konuda. Ben boksu spor olarak kabul etmiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi Geçtiğimiz günlerde İngiliz Shannon Country ve Avustralyalı Eben Bridge horoz siklet ünvan maçı için karşı karşıya geliyor. Fakat maç sırasında İngiliz sporcunun ağır darbelerine maruz kalan Avustralya'nın suratı gözü dağılıyor. Tanınmaz hale geliyor. Maç boyu sert darbelerin neticesinde Avustralyalı boksörün sol gözünden inanılmaz bir şişlik oluşturuyor. Gözü bu haldeyken bu sporcu Avustralyalı sporcu 10 round devam etmiş. Hakemler maçı bitirmemiş. Avustralya sporcu ayrıca gözünün durumunu aldırmadan maçtan sonra büyük bir centilmenlik örneği gösterip ünvanı alan rakibini tebrik etmek için yanına gitmiş. Maçtan sonra durumunu paylaşan sarışın bombacı sağlığının oldukça iyi olduğunu ve şimdiden iyileşmeye başladığını söylemiş. Arkadaşlar gerçekten hani şey yani şu tablo bunun spordan öte başka bir şey olduğunu Hı. söyle Tamam her şeyde sakatlanma var. Futbolcunun da ayağı kırılıyor. işte başka darbeler falan ama ya bile bile yumruk atıyorsun abi. Yani ortada bir top mop yok. Hani futbolcu yine topa vuruyor. Basketbolcu topla oynuyor falan da. Hani bunda hiçbir şey yok. Bunda top karşındaki rakibin kafası. Bam 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 kafaya vuruyor. Kim kafaya vursa kazanıyor. Bir de biliyorsunuz bu Boksla uğraşanların çoğu ileri yaşlarda Parkinson hastalığına yakalanıyor. Muhammed Ali de öyleydi biliyorsunuz rahmetli. Ne diyeyim? Benim söylememle yani olacak işler değil tabii ki. Ben e, boksun spor olarak kabul edilmesine karşıyım. Saygıdeğer izleyicilerimiz Hollanda'da Özgürlük Partisi lideri Gert Wilders. Bu şahsiyeti sanıyorum artık hepimiz tanıyoruz. Bu hokkabaz her fırsatta Türklere, Müslümanlara dil izotuyor. Biliyorsunuz Ramazan ayı içerisindeyiz. Tekrardan herkesin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Bakınız bu Gert Wilders denilen hokkabaz ne demiş? İslam'ı ve Ramazan'ı durdurun demiş. İslam'ı ve Ramazan'ı durdurun. Bu kişi aynı zamanda geçmişte Kur'an-ı Kerim'i yakmak eyleminde bulunmuş bir alçak bir hokkabaz. Bu adamın partisinin adı da Özgürlük Partisi. Ve bu adam Hollanda meclisinde görev yapıyor. Hiç kimse de çıkıp demiyor ki bu ülkede bu kadar Müslüman var. Müslümanlar için çok özel bir aydır Ramazan ayı. Bereket ayıdır. Müslümanlar için en önemli olan bu ayda sen kalkıyorsun böyle bir açıklama yapıyorsun. Hiç kimseden Hollanda'dan bir tane ses çıkmıyor. Alçağa bak ne diyor? İslam'ı ve Ramazan'ı durdurun. Başka ne denebilir? Yani bu adama nasıl tarif yapılabilir bilmiyorum. Kusura bakmayın yani birazcık ağır konuşuyorum ama. Bununla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun bu ırkçı açıklamasından dolayı cevap vermişler. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Wilders'in paylaşımına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi. Barış dini İslam'ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemleri asla kabul edilemez. İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığını ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak aklı selim olarak hareket ederek İslam'ın hayat veren ilkelerini ve Ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz diyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise şunları söylüyor. Bu faşist Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık. İnsanlığa düşmanlıklarını İslam düşmanlığı ile gizlemeye çalışıyorlar. Ama bu kim ve nefret sadece kendilerini zehirliyor. Bu hep böyleydi zaten. İslam düşmanı olup da mazlumları, göçmenleri, fakirleri, muhtaçları ve yabancıları seven yoktur. Irkçı ve faşist bir kafayla insanlık düşmanlarıdır. O yüzden İslam düşmanlığının olduğu yerde insanlık düşmanlığı pusudadır diyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında arka fonda fotoğrafına yer verdi. Altun mesajında kalpsiz Wilders aşırıcılığı, ırkçılığı, şiddeti ve faşizmi temsil ediyor. İslam aşırıcılığı, şiddeti, ırkçılığı ve faşizmi kınıyor. ırkçılığı durdurun ifadelerini kullanmış. Evet değerli izleyicilerimiz, Wilders'e hani aslında kelimeler yetersiz. Çok da bir şey söylemek istemiyorum ben. Çünkü ona söyleyeceğimiz tek şey var. Allah seni ıslah etsin. Allah sen ve senin gibiler ıslah etsin. Söyleyecek çok söz var da gerek de yok çok fazla uzatmaya. Hani sen üzerinde çok konuşulacak bir insan değilsin bana göre. İslam'ı ve Ramazan'ı durdurun diye açıklama yapıyorsan sana anlatacak bir şeyimiz yok zaten. Böyle bir görevimiz de yok ama hani insanlık açısından belki bir nebze bir şey alırsın falan hani. Yok o da sende bitmiş. Olay bitmiş sende. Sen başka bir formata geçmişsin. insanlıktan çıkmışsın sen. İnsan falan değilsin. Saygıda izleyicilerimiz Hollanda'daki genel koronavirüs tablosuna bakalım. Hollanda'da eğer işler yolunda giderse 1 Temmuz'dan itibaren hayatın normale dönmesi bekleniyor. Peki onun öncesinde nasıl bir yol haritası izlenecek neler olacak Hollanda'da hemen onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Başbakan Makrut ve Sağlık Bakanı birlikte ortak bir basın toplantısı düzenleyerek Hollanda'daki genel gidişatı değerlendirdi ve yapacaklarını anlattılar. 28 Nisan'dan itibaren tedbirlerin gevşetileceğini fakat planın haftalık vaka sayısına göre değişebileceği belirtildi. Ülkede 15 Aralık'ta yürürlüğe giren sıklaştırılmış Covid-19 tedbirlerinin ve 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının 28 Nisan'a kadar süreceği ifade edildi. Tedbirleri uygulamanın zorluklarına dikkat çeken Başbakan Ruth herkesin kendince sebepleri var fakat tedbirleri elden bırakmamalıyız dedi. Plan kapsamında negatif test sonucu olan yüksek öğretim öğrencilerinin 26 Nisan itibariyle yüz yüze eğitime başlayabileceğini söyledi. Ayrıca okul saatleri dışında 4 ila 12 yaş çocuklar için hizmet veren çocuk bakım evlerinin de açılacağı ifade edildi. Aşılamayla ilgili de son durum nedir bakalım bunlarla ilgili açıklama ne? Aşılama takvimine ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Mayıs başında 60 yaş üstü tüm bireyler ve kronik rahatsızlığı bulunanların aşılanmasını hedeflediklerini söyledi. Yine Sağlık Bakanı sürü bağışıklığı kazanılması için toplumun %70 ila 80'nin aşılanması gerektiğini ifade etti. 5 aşamalı bir gevşeme planı var değerli izleyicilerimiz Hollanda'da. Sağlık Bakanı eğer 3. dalga aşılabilirse tedbirlerle gevşemelerin başlayabileceğini kaydetti. Plana göre hükümet 20 Nisan'da başlayacağı toplantıda 28 Nisan itibariyle gevşeme takviminin hayata geçirilip geçirilemeyeceğini açıklayacak. Hastanelerin ve yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranına göre planda değişikliğe gidebileceklerini söyledi. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz ilk aşamada evlere kabul edilen misafir sayısının birden ikiye yükseltileceğini 11 Mayıs'ta başlaması planlanan ikinci aşamada negatif test ibraz edenlere müze, hayvanat bahçesi ve stadyumlara girişi serbest olacak. 25 Mayıs'ta başlaması planlanan üçüncü aşamada kafe ve restoranların açılması öngörülüyor. 16 Haziran'da başlayacak dördüncü aşamada daha fazla toplu etkinlikler izin alabilecek. 1 Temmuz itibariyle tüm yetişkinlerin en az ilk doz aşılarının yapılacağı 5. aşamaya geçileceği ifade edildi. Hollanda'da etkileri gözlemlemek üzere Nisan ayı itibariyle müze, kafe, restoran, hayvanat bahçesi, stadyum, gösteri salonları, tiyatro gibi yerlere ziyaretçi alınmaya başlanmıştı. Deneme amaçlı yapılan seyircili etkinlikler neticesinde hükümet tamamen açma ya da kapatma kararını vereceğini söylemişti. Hollanda Başbakanı ve Sağlık Bakanı yapmış olduğu bu açıklamanın hani Hiçbir köşeli yanı yok. Duruma göre karar veririz, duruma göre yaparız. Sadece plan yaptık demek için yapılan bir plan. Diyor ki haftaya göre karar veririz, ona göre bakarız, değerlendiririz, tekrar bakanlar kurulunda konuşuruz falan. Aç kapa, aç kapa, aç kapa. Zaten Almanya ne yaparsa Hollanda da aynısını yapıyor. Yani Hollanda'nın tek başına bir karar alması gibi bir durum yok. Bekliyor Merkel bugün ne açıklayacak? Almanya Federal Bakanlar Kurulu'ndan ne çıkacak, meclisten ne çıkacak? Biz de aynısını yapalım diyor. Yalandan plan yapmışlar. Temmuz itibariyle hayat normale dönecekmiş. Aşılama bitecekmiş. Aşı yok ki nerede aşı yok aşı. Arkadaşlar masa başında oturuyorlar, planları yapıyorlar. Sonra diyorlar ki buyurun arkadaşlar alın size dünyayı kurtaracak olan, Hollanda'yı, Almanya'yı, Fransa'yı kurtaracak olan plan. Şimdi az önce okudum. Ne var bu planda? Belli olan, garanti olan ne var? Hiçbir şey yok. Bir tek üniversitelerin işte negatif testi olan çocuklar üniversiteye gidebilecek. Bu kadar. Başka net hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Duruma göre bakarız, ederiz. Bakarız, ederiz. Bunun bakın değerli izleyicilerimiz. Tamam şunu anlıyorum. Koronavirüsün bu üçüncü dalgası sert geçiyor. Yetişemiyorlar. Aşı problemi var. Bunların hepsini anlıyorum. Ama biz aylardır şunu söylüyoruz. Daha sert tedbirler alınması gerekiyordu. Aç kapa oynadılar. Aç kapa oynadılar. Ya 8-10 milyon nüfus var kardeşim.